Merhaba, merhaba. Merhaba. Nasılsın? Çok iyi. İyi misin? İyiyim. Maşallah. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, HDP milletvekilleri Garopaylan ve İdris Baluken, 20 yıl önce polis tarafından katledilen Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe'nin annesi Fadime Göktepe'yi ziyaret etti. Metin'in annesi Fadime Ana, ziyaret sırasında basın mensuplarına insanları öldürüyorlar diye seslendi. Diyarbakır ve Ankara patlamasında ölenleri hatırlatan Göktepe Demirtaş'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek bu adam nasıl başımızdan gidecek diye sordu. Demirtaş ise Fadime Ana'ya, gider gider seçimlere var daha, umudu kesmemeliyiz. Halkımız birlik ve beraberlik içinde olursa her şey düzelir karşılığını verdi. Abi, bu adam nasıl başımızda gidecekse derim. Belki çare hemen yanınızdadır. Gidelim, gidelim. Seçimler var da umut kesmemeliyiz. Halk birlik, beraberlik olursa her şey düzelir. Demirtaş'ın ziyaretinden memnun olan Fadime Göktepe, çocuklarımıza iş istiyoruz. Ben böyle kötü şeylerin olmasını istemiyorum ama barış olsun istiyorum. Diyarbakır'daki insanlara yazık değil mi diye veryansın etti. Ziyarette konuşan Selahattin Demirtaş, Metin Göktepe anmalarına genel olarak katıldığını ancak bu senekine katılamadığı için Fadime Ana'yı ilk defa evinde ziyaret ettiğini belirtti. Demirtaş, Türkiye'de gazeteci cinayetlerinde Fadime Ana'nın sembol bir isim olduğunu ifade etti. Metin gitti. Metin'le kendisi biz öldürdük. Yani peşine düşmeseydi duvarda düşmüş olmuş. O günden bugüne Türkiye'de gazeteciler özgür mü oldu? Hayır, diyen Selahattin Demirtaş, yoldaşlarının Metin Göktepe'nin geride bıraktığı fotoğraf makinesini devraldığını, mücadeleyi sürdürdüklerini ifade etti. Uzun yıllar sonra insanlar şunu dediler, ya 90'larda ülkenin doğusunda neler olmuş da bizim haberimiz yokmuş. Meğerse o yıllarda ne kadar büyük acılar yaşanmış da biz Kürtlerin neler çektiğini bilmemişiz diye birçok insan öz eleştiri yaptı. Sesimiz kısmen topluma ulaşıyorsa Metin Göktepe geleneğinden gelen gazetecilerin sayesindedir. Onun gibi düşünen, onun gibi ruhu, beyni özgür olan gazete emekçisi hangi kanalda çalışırsa çalışsın topluma küçük de olsa bir haber ulaştırma gayreti içerisinde olan gazeteciler sayesinde sesimiz dışarıya ulaşıyor. Dolayısıyla hani buradan baktığımızda evet binlerce Metin görev başında